Ben bugün ayçiçeklerinden bahsedeceğim. Ayçiçeklerindeki altın orandan. Ben ayçiçeklerin altın oranı, daha önce bahsetmiştim yapraklarda nasıl bir altın oranı olduğunu yaprak diziliminde. Altın oranı belirleyen şey Fibonacci dizilimi diye bir matematiksel bir sayı dizilimi var. Bu matematiksel sayı diziliminde bir rakamın önündeki iki rakam toplandığında kendinden sonraki rakamı veriyor. Böyle bir dizilim var. Şimdi yapraklarda da yine bu dizilime göre bir dağılım olduğunu görüyoruz. Bunu hatta inceleyen bilim dalı filotaksi. Bunun dışında şimdi ayçiçeklerinde de olağanüstü şekilde yine altın orana göre bir sarmal var. Önce resimlerine bakalım isterseniz. Şimdi bu resimde görüyorsunuz hem sağ hem sola doğru muhteşem sarmallar var. İkinci resimde de burada da. Bu sarmalların altın oranına göre nasıl düzenlendiğini gösteriyor şema üzerinde. Buradaki karelerin hepsi birer altın kare, altın oranı veriyor matematiksel olarak. Şimdi altın oranı ayçiçeklerin üzerinde hesap eden bir videomuz vardı. Bunu da izlersek eğer videonun üzerinde nasıl altın orana ait Fibonacci sayılarının çıktığını gösteriyor. Şimdi burada ayçiçeğini inceleyen kişi önce saat yönündeki spiralleri çıkarıyor. Bu ayçiçeğin üzerinden sayarak teker teker önce sağa doğru sarmalları, sonra da sola doğru olan sarmalları sayıyor ve şimdi onar onar onları çıkaracak, göreceksiniz. Şimdi önce bir ilk sırayı çıkarıyor. Bu ilk sırayı çıkardıktan sonra 10 tane, her 10 sırada bir birer tane çıkarıyor. Sonuçta sağa doğru olan sarmalların sayısı toplam 89 tane ayçiçeğinde. Biraz ilerletirsek bu sefer sola doğru olanları. Bakın şu an teker teker sayıyor. Her 10 tane de bir tane çıkarıyor. Tekrar ilerletebiliriz biraz daha. Şu an sayıyor, 89 tane olduğunu görüyor sarmalların. En sonuncuyu çıkarıyor. Sonra bu sefer sola doğru olan sarmalları saymaya başlıyor. Sola doğru olan sarmalların sayısı da 55 tane. Şimdi bakın onları da çıkardı, tek tek gösteriyor. Tekrar ilerletebiliriz biraz. Şimdi sola doğru olanların tamamını da çıkardı. Gördüğünüz gibi üzerinde muhteşem sarmallar oluştu. Evet. Tek sırayı çıkardığında daha şekil, daha güzel ortaya çıkıyor, daha net görülebiliyor. Şimdi bu sayıların anlamı ne? Sayılar ilk sırada sağa doğru 89 taneydi. 89 Fibonacci sıralamasında yer alan bir sayı. Sola doğru olan sarmalların sayısı da 55. Şu an sola doğru olanları gösteriyor. Bu da Fibonacci sayısını veriyor. Bu iki sayıyı topladığımızda 144 oluyor. 144 de Fibonacci sayısı. Maşallah. Şimdi oradaki adın üzerinde not almış. Ayşe'cim, birden başlayarak saydığımızda ki evet, o sıralamanın içindeki rakamlardan biri, evet, değil mi? O bir, anlamda. Evet, şurada şimdi Fibonacci sayılımını gösteriyor. 0 ile 1'i toplandığında 1, 1 ile 1'i topladığımızda 2, 2 ile 1'i topladığımızda 3, bu şekilde devam ediyor. Bu altın oranı veriyor. Burada mesela en sondaki 144 89'a bölündüğünde yine 1.618, yani altın oran rakamını veriyor. Bu sıralamadaki bütün sayılar bir önceki sayıya bölündüğünde altın oranı veriyor. Şimdi dünya üzerindeki bütün ayçiçeklerin üzerinde hangisini elinize alırsanız alın muhakkak bu dizilimi görüyoruz. Yani 89, 55 ve toplamı 144. Eğer daha küçük bir ayçiçeği alırsanız bunda da 34, 55, sağa doğru 34, sola doğru 55 ve toplamında da yine 89. Bu üç rakam da Fibonacci sayısı. Allah böyle muhteşem bir yaratılışla yaratmış. Yani bunu asla herhangi bir tesadüfle olduğunu iddia etmek süper, müthiş bir akılsızlık olur. Allah bütün evrende olduğu gibi ayçiçeklerinde de bitkilerde de muhteşem güzellikte ve matematiksel olarak da kusursuz olarak yaratmış maşallah.